Selamlar dostlar. İki uzman olmayan insanla her hafta olduğu gibi karşınızdayız. Ben kitap dedektifi. Ben Yasin Dedebekiroğlu. Bu haftaki konumuz ilişkiler. İki uzman Evet. olmayan insan olarak ilişkiler üzerindeki uzmansızlığımızı konuşturacağız adeta. Evet. Toplumun kanayan yarasına birer parmak basacağız. Evet, ben ayak basacağım. Benim için Öyle mi? küçük ama insanlık için, onlar için de küçük. Dinleyici sayımız küçük çünkü. Şimdilik küçük. Yani şu dönemde zaten büyüyen şey ne ekonomik gelirimiz, ne toplumsal bilincimiz, ne de işte bu bizim abonelerimiz. Büyüyen şey şu anda sadece giderler. Evet. Doğal gaz zamları ve elektrik zamları ve işte Senin su Cem Karaca'nın bir tane zamları. parçası var. Bilirsin onu. Bilmemem mümkün değil zaten senin de. Safinaz diye. Ya, tabii ki. Orada Kasım'ın ücreti sabit. Kaleme zam geliyordu. Kitaba, deftere, kömüre, oduna diyor zam geliyordu diyor. Kasım'ın diyor ücreti sabit diyor. Bizim hikayemiz de öyle. Bir şarkısında da diyor ya, bir kilo et işte şu kadar lira, tadını unuttum. O yüzden tam bu zamanda şeyleri ineklerin tezlerinden dolayı küresel ısınma oluyor. Ondan dolayı da ya abi Yani ben zaten ya gerçekten etleyemiyorum. ya bu zaten ben sana şöyle söyleyeyim işte bu tamamen işte ilişkilerden başlayarak da insani ilişkilerden başlayarak da Hayvan ilişkilere doğru gittik. kişinin kendi saygınlığını geç yani çevresine karşı olan tavrıyla alakalı. Ya bakıyorsun bir yere gittiği zaman işte aynı hesap şeye geliyor. Ya bu ülkede soğuktan üşüyerek bebekler, çocuklar ölüyorken küresel ısınma işte ineklerin sera gazının azaltılması falan. Ya kardeşim açlıktan ölüyor, üşümekten ölüyor bu ülkede insanlar. Çocuklar ölüyor. Bugün aynı zamanda hani bazı işte bilim insanlarının söylediği gibi şeylere et yemeyerek işte iki suyun ağzını vanasını kapatarak küresel ısınmaya bir son veremeyiz. Yani o yüzden Abi bence bak bu şey vardı ya, bir diyetisyen vardı ya, millete herkes ona deli falan demeye başladı artık. Diyordu işte bulgur da yemeyeceksiniz, pilav da yemeyeceksiniz, patates de yemeyeceksiniz, ekmek de yemeyeceksiniz, nohut da ses tonlamandan anlaşıldı hocam. Yani isim anmaya gerek yok. yemeyeceksiniz. Bunu da... Kadın meğersem çözmüş, her şey küresel ısınmadan dolayıymış. Ya bu olayı anladım. Ay arkadaş ya. Yani büyük babama sorsam benim şimdi muhtemelen gülecektir yani abi. Nasıl yani? Ben 80 küsur yaşındayım. Bunları yiyorum. Abi bir ya çok gerçekten izahı olmayan şey mizahı olur derler ya. Biz gerçekten artık Tabii ki yani. mizaha Ya döndük bu ya. ya ilişkileri şimdi biz tabii ki çok yönlü anlatacağız burada da. Ya bu kısacık zaman diliminde yani. Bülent Kırca ya ilişkiler konusunda gerçekten çok güzel skeçler. Tabii ki yani biz Levent Kırca olarak biliyoruz ama birlikte bir ekiple yazıyordu bu skeçleri. Ya çok güzel anlatıyordu bence, ifade ediyordu insan ilişkilerini. Hem bürokraside hem toplumsal alanda hem de insanların normal komşuluk ilişkilerinde. İlişkileri çok güzel bence tarif ediyordu. Tabii canım tabii. Aynen öyle. Levent Kırca öyleydi. Bak Feray Şensoy da mesela öyle şey yapardı. Evet. Tiyatro anlamında birçok. Ya çok fazla usta var. Zeki ile Metin. Zaten Deve Kuşu Kabare'de mesela neler neler var. Tabii Hatta deliler vesaire. Süheyl Behzat kardeşler. Onlar da Necdet Uygun. halihazırda devam ederler. Ben şanslıydım. Çorlu'ya geldiler bir ara. Onu Öyle izledim. mi? Süt Çok güzel. Kardeşler vardı. Süt Kardeşler'deki o Evet. Şu insan anda hala ilişkilerini da yapıyor. Devam ediyor. Evet evet devam ediyorlar. turne Evet. yapıyorlar bazen falan. Onlar güzel gidiyor falan. Neyse orada mesela aile ilişkilerinden falan dem vuruyor. Mesela ben Uçan Salyangoz'la birlikte bir yayın yaptık. O, bu kayıt girdiği zaman o zaten yayınlanmış olur. Şu anda edit aşamasında. Orada mesela şeyi konuştuk. Gayinde yayınlanan bir şey var, 10 bin adım var. 10 bin adımda da Ha mesela evet. insan ilişkileri meselesi var. Ya biz elbette psikolog değiliz, psikiyatr değiliz ya da ne bileyim sosyolog da değiliz ama bu topraklarda yaşıyoruz ve olabildiğince ister istemez gözden Yani kaçmak zorunda kalıyoruz yani. olaya Dolayısıyla şuradan da bakabiliriz. ha buyur. Yani
Yani olaya biz kendi ailesel, ailevi yaşantımızdan da pay biçerek, oradan da yola çıkarak birazcık bakıyoruz. Abi akrabaları karıştırma. Ya, bu yayını perişan ederler. Ya dönerler, genel olarak bak, söyleyeceğim. Yasin'cim, dönerler ne derler biliyor musun? Senin altını temizliyordum ben geçen seneye kadar. Sen ne konuşuyorsun ulan derler. Rezil olursun. Tabii ki öyle. Rezil fakat, olursun. Sokağa çıkartmazlar. Fakat şöyle bir şey var. İşte akreptir sokar akraba diye bir laf var. Yani aynen, şöyle düşün. İnsan ilişkileri çocukluğumuzdan itibaren, ya bizim yetiştirildiğimiz dönemde toplumun bilinci o şekilde olduğu için, biz çünkü ya ben ya bu şeyi sevmiyorum, yani şu tarifi sevmiyorum, ben şu köyden geldim şöyle yap, bu tarifi sevmiyorum ben. Abi evet, hepimizin doğduğu yer, doğduğu vatan Türkiye toprakları. Evet, ilimiz farklı olur, ilçemiz farklı olur, yöremiz farklı olur, fakat baktığın zaman hep bir aynı şeyde ilerlemişiz. Yani bu Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana da böyle. Belki ondan önce de öyle. İşte soyadı kanunu çıktı, kadınlara haklar verildi vesaire. Ama yine de insani ilişkilerde sorun devam etti. Yani biz okullarda bence adab-ı muaşeret okutulmalı, ayrı bir ders olmalı ve insan ilişkilerine yol gösterme. Benim şeyim bu. Ki sen bununla ilgili çok güzel anlatmıştın. Bu köy enstitülerinin kapatılmasıyla başlayan şeyde neler oldu? Yani o kafanın devam etmesi ne kadar iyi olurdu anlamında. Abi bugün ne yaparsan yap ciddi konuşmayacağım. Ya gerçekten tamam, tabii ki, tabii ki. Ne yaparsan yap ciddi konuşmayacağım. Ya o elbette, elbette. Sana cevaben şunu söylüyorum. Ver mehteri. Tabii. Ya şöyle bir algı var. Yasin'ciğim yani, tehlikeli sular. Şimdi... Akrabalık konuları tehlikeli sular. Ben girmiyorum o bölgeye. Tabii ki öyle. Tamam ya, o senin adamı tercih. Yatırır keserler. Şu anlamda söylüyorum. Ya örnek veriyorum. İlişkiler anlamında şöyle başlayacağım. Başıma geldiği için anlatıyorum. Sokağın birinde düşmüştüm. Fakat işte rahatsızlığım sebebiyle kalkamamıştım. Ama yanımdan geçen onca insana rağmen bir Allah kulu diyelim, yani öyle tarif edelim. Bir Allah kulu da gelip ya bir sorun mu var, işte yardımcı olalım falan demedi. Ya insanlar bu kadar yabancılaştı birbirine. Yani bu da ilişkilerden çıkıyor işte. Ailesel ilişkiler, onun kendi çevresiyle olan ilişkisi, oradan geçen insanların işte kendi apartmanlarında ya da evlerinde yaşadıkları, çevrede duydukları, bunlar zaten bütün ilişki şeyini etkiliyor. Şimdi mesela yeni, örnek veriyorum, sevgili olan insanlar, işte erkek arkadaşı, kız arkadaşıyla birlikte olan insanlar, baktığın zaman onlarda da hep temelde güvensizlik var. Yani birbirlerine bir güven sorunu var. Yok o WhatsApp'ına bakıyor, onun işte ne bileyim mesajlarına bakıyor falan. Hep böyle bir güvensizlik şeyinden geliyor. Ya bu işte sokaktaki adamın yardımseverliğini de etkiliyor. İşte ne bileyim bir dilenci görüyorsun. Ya bu tabir doğru mu bilmiyorum bu tabir. Dilenci, evet dileniyor yani. Hani o şekilde bir bakıyorsun, hani bir sıkıntısı var belli ki, yardım etmek istiyorsun. Ama bir bakıyorsun ki adam bunu keyfi yapıyormuş. Çünkü kolayına geliyormuş öyle yap. Ya bu da ilişkilerden çıkıyor. Ya bütün toplumun ilişkileri bozuldu. Öyle ve mi? Güvenden kaynaklı bence. Ya kısmen öyle tabii. Çok bir tabii, sebep tabii. Yoktur muhakkak da. Ama doğru, haklısın. Ve bunun dediğine ek olarak şunu söyleyebilirim ben. Katılmakla beraber ek olarak. Basının bu konuda çok fazla katkısının olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir propaganda yapılıyor ki, bu yapılan propaganda neticesinde şeye dönmeye başlıyor bu olay. Yani nasıl diyeyim, ortada bununla alakalı hiçbir tırnak içerisinde paranoyak düşüncen yok. Ama birdenbire bunu senin aklına sokuyor ve sanki ortada olmayan bir şey üstünden, hani popüler deyimiyle algı operasyonu çekiyor sana. Ve böylelikle evet, senin bütün psikolojini alt üst edip aslında olmayan bir ruh haline sokuyor. Yani aslında sende öyle bir şey yok. Örnek veriyorum, komşunla aran iyi diyelim. Ya da ne bileyim bakkal abiyle aran iyi. Nedir? Hadi market varsa eğer, marketteki kasiyerle ya da reyon görevlisiyle aran iyi. Gidiyorsun oradan alışveriş yapıyorsun vesaire falan. Kırsal bölgedeysen işte efendim oradaki çoban abiyle aran iyi falan gibi gibi, çiftçiyle, ırgatla ya da işte şeyler tutuyorlar, ameleler tutuyorlar. Amelelerle aran iyi, dayıbaşıyla aran iyi falan filan. Ama şimdi burada dizilerle, haberlerle, İşte efendim çeşitli programlarla bazı konuşmalar yapılıyor. Yapılan konuşmalarda ya diyor kesin bu benim paramı çalacak.
Allah Allah. Ya bundan önce zaten olmamıştı. Bundan sonra niye olsun ki kardeşim? Yok kesin. Bu şimdi böyle kaşı göz ayrı oldu. Yani örnek gibi veriyorum. Eşin, kız arkadaşın. Sen benim arkadaşımsın. Güveniyorum ben sana. İşte diyorsun ki ya bizde kalsın. Bir iş var, güç var. Bir yere gitmesi lazım. O gün sende kaldı. Ya da sen bende kaldın ya da eşin bende kaldı. Vesaire. Ya gündüz kuşağında yayınlanan programlar var abi. Ya bunu izleyen adam, kadın, ev hanımı neyse abi kafa gidiyor. Diyor ki herkes böyle. Öyle. Herkes böyle abi. Yani öyle. Herkes namus bekçisi oluyor birden. Herkes orada namussuz oluyor. Kendi dışındaki herkes. Namus burada farklı algılandığı için. Yani onlar tarafı. Ya gündüz kuşağındaki bir programı izle. Ya 3 gün buna maruz kaldın düşün ya kafayı yersin ya. Kafayı yersin ya. Ya da kafayı yeriz ya. Bu anlattıklarımız tabii hep günümüzdeki şeyler ama şimdi 20 yıl öncesinde hani herkes iktidara bağlıyor vesaire de tabii. 20 yıl öncesinde sonuç itibariyle şöyle iktidar sonrasında daha fazla muhafazakarlaşan bir topluluk var gibi gözüküyor. Bunun tezatlığı gözüküyor vesaire tartışma konusu ama yani evet, böyle bir olgu var yani. Neyse şimdi tablo böyleyken öte yandan 20 yıl önce nasıldı? Farklı mıydı? Ya farklı değildi. Zaten teknolojinin gelişmesiyle bu dönem aynı şeye denk geldi vesaire. Dolayısıyla insanlar birbirinden gaz alıp bunun üstünden yürümeye başladı. Örnek veriyorum, bir kadın cinayeti işlenmeden 5 dakika önce katilin söylediği söz, ben zaten yatar çıkarım, bana hiçbir şey olmaz ya da ben seni öldürürüm, bana hiçbir şey yapmazlar gibi sözleri birçok kere duyuyoruz. Ya da taciz öncesi, tecavüz öncesi konuşmaları da duyuyoruz. Dolayısıyla bunlar nasıl sağlanıyor? Yani yoldaki sıradan bir vatandaş nasıl dünyadaki bütün iğrençlikleri, pislikleri haberi olabiliyor? Tabii ki iyi şeyleri de haberi olabiliyor da bütün pisliklerden ya da onu söyleme cesaretini nereden buluyor? Herhangi bir bürokrasiyle bağ olmayan bir tırnak içinde vatandaş, bir zat, bir katil adayı bunu nereden öğreniyor? Nereden öğrenecek? Televizyondan öğreniyor. Radyodan öğreniyor. Afişlerden öğreniyor. Yani propaganda hali hazırda buna imkan sağlıyor. Dolayısıyla zaten hali hazırda bizim daha önceki konuştuğumuz, tekrar etmenin manası yok, geçmişteki feodal bağlardan halen kopmamış tepeden inme bir burjuva devrimi oldu. Kitlesiz bir burjuva devrimiydi. Dolayısıyla da bunun sonuçları vardı. Ve bu sonuçlardan zaten bazı ataerkil bağlarla alakalı olarak ciddi sıkıntılar vardı. Bir de üstüne teknolojinin gelişmesiyle iyi anlamda değil, her topluma göre farklı şekilde şekil aldı. Bizde de böyle şekil aldı. Dolayısıyla da bu katillerin, canilerin, tecavüzcülerin, hayvan katillerinin bile sadece insan değil, yani sadece kendi türümüze de değil, başka türlere bile zarar veren, hatta çevre katillerinin bile, yani orman katliamları yapılıyor. Bunların hiçbir şey olmayacağına dair vesaire. Ya da işte şovenist duygular, yani milliyetçi duygular. Ya kırılgan olan, sözünü balla kesim, şunu demek istiyorum. İnsan ilişkilerine hepsi yansıdı. Anne babamızdan tut çocuğumuza, zaten eşimize, ninemize gider böyle. Hepsine yansıdı. Kaldı ki komşusu mu kaldı, şey mi kaldı? Az önceki söylediğim bakkalı çakkalı mı kaldı yani? Ya tabii ya, bu toplumsal şeyi de etkiliyor. Adamın sandığa gittiğindeki seçme seçilme şeyini de etkiliyor. İşte sokaktaki adama yardım edecekken etmeme durumunu da etkiliyor. Hepsini etkiliyor. Yani zaten kırılgan olan bir şey, sağlam bir düzleme oturtulmamış olan yapı bir şeyde kumdan kule misali yıkıldı. Çok çabuk. Yani bunun artık işte trafikte kırmızı ışıkta geçip ya da ters yönden gidip aman ya zaten bir şey olmaz diyen adamla trilyonları cebe indiren adam arasında bir fark yok bana göre. İkisi de burada şeyi kullanıyor işte, nasıl olsa bir şey olmayacak. Yani burada işte insani ilişkilerde biz ne yapıyoruz? Toplumsal şey oluşsun diye işte çocuğumuzu yetiştirirken ona doğruyu yanlışı, işte çöplerin sokağa atılmaması gerektiğini, işte bir insanla tanıştığında şöyle selam verilmesi gerektiğini, böyle işte oturup kalkılması gerektiğini, topluluk içinde bunların yapılmaması gerektiğini, şunların yapılması gerektiği gibi tariflerle
uygulamalı olarak anlatıyorsun, gösteriyorsun. Ama bir taraftan öyle bir ortama denk geliyorsun. Gündelik hayatta işte sıra bekliyorsun, ATM sırası bekliyorsun, biri sıranı kapıyor. Böyle bir şey işte, yani örnek veriyorum, bir yere döneceksin, arabayla sıraya girmişsin. Bir tane aklı şey geliyor oradan, sen orada sanki enayisin, soldan geçip önüne kırıyor. Ya bu da hepsi ilişkiler ağıyla bir arada, yani anlatabiliyor muyum yani? Hani konuşacak çok şey var o konuda. Yani anlatsan örnekler çoğalta çoğalta bitmez yani bu. Kediye köpeğe tekme atan adam da ilişkiden geliyor zaten. Evet. Yani ve şunu sorguluyorum. Sevgisizlik. Ve direkt şunu sorguluyorum. Bu adamın annesi babası, bu kadının annesi babası, bu kadının çoluğu çocuğu yok. Yani ve diyorsun ki bunun yetiştireceği çoluk çocuktan ne bekleyeceksin? Ve ondan sonra bu katiller nasıl ortaya çıkıyor? İşte bu ilişkilerdeki sorun buradan başlıyor. Aslan oğlum, aslan yavrum hep erkek egemen şeyden kaynaklanan bir şey bu. Yani yürü yavrum, işte sen koçsun, sen kralsın. Ama kız çocukları olduğu zaman bambaşka bir şey oluyor. Yani kız, örnek veriyorum, okumaya gidecek. Ben göndermem. Niye göndermezsin? Ya her şey olabilir. Ya nasıl? Ya adam olunca erkek adam ya. Başının çaresine bakar. Ya bu nasıl bir bakış açısı? Yani zaten problem buradan başlıyor ya. Ve şimdi yurt dışına okumaya gidecek birçok öğrenci, birçok şey velisi tarafından gönderilmiyor. Benim kızımın orada başına ne geleceğini ne bileyim. Öyle diyorsun ama senin dibinde geliyor bu başına. Yolda yürürken, ekmek almadan dönerken 13 yaşındaki kızın yanında araba çarpıyor annesi. Adam alkollü, çarpıyor ve ölen öldüğüyle kaldı. Evet, kalanlar, az önceki söylediğimiz işte başka sorunlar. Az önceki söylediğimiz tacizler ve diğer iğrenç şeyler diyelim. Çok yüksek oranda akranlardan ve yakın tanıdıklardan istatistiki olarak çıktığı ispatlandı. Dolayısıyla da yine aynı şeye geliyoruz. Yetiştirilme, tamam eyvallah. Ama aslında yani ana temelde yatan şey sevgisizlik. Islah edeceğiz denilip de hapishanelerde görülen muameleler ya da hapishane dışında mesela siyasilerin içeride olması, tecavüzcülerin dışarıda olması gibi. Ya o kadar güzel bir şey söyledin ki, sevgisizlik. Ya yine tabii ki olayı ne siyasi ne şey, bir şeye bağlamak istemiyorum şu anda. Öyle bir şey de bu şeyin içerisinde yoğrulsun istemiyorum ama Hrant Dink'in eşi, Hrant Dink öldürüldüğünde ve katili yakalandığında şey demişti, yani bir çocuktan katil yarattınız. Evet. Ya bu sevgi, ya bir çocuk sevgiyi tanımamış bir çocuk. Yani düşünemiyorum ya. Ben şimdi kendi çocuğumdan pay biçtiğim zaman, yani ya sevgi temelde zaten insanın içinde olan bir şey. Ama bu nasıl oluyor da köreltilebiliyor? Hala hayretler içerisinde. Öyle. Yani nasıl bunu görmezden geliyorsun? Öyle. Birçok şey var bunlar. Çeşitli propagandalarla, şeylerle, ideoloji ve ajitasyonlarla, şövenizm, din, hatta bazen dil, bazen ırk, evet, bazen sınır, ki bunların hepsini aslında konuştuk biz. Farklı zamanlarda konuştuk. Bunların aslında ne anlama geldiği, niye çıktığı, nasıl olduğu vesaire. Elma ağacından bile girdik. Bugün hani meşhur Sezen Aksu'yla olan muhabbet gibi. Ya çok sevmem Sezen Aksu'yu ama yani mesela benim görüşüme göre siyasetten anlamayan insanın siyasette işi yok. Olmak zorunda da değil. Bizim memlekette herkes olmak zorundaymış gibi yorumluyor. İçinde olan da böyle yorumluyor. Dışında olan da böyle yorumluyor. Şimdi Sezen Aksu siyasetten anlamaz. Sezen Aksu ilişkilerden anlar. Sezen Aksu bunu iyi yorumlar. Sözler yazar, şarkılar besteler vesaire. Kendi söyler, başkalarına şey yapar. Hatta o, açık söyleyelim, bir yerlerini kopartacak bazı kişiler var ya, o kişileri bütün hayatı boyunca yazdığı, çizdiği, konuştuğunun hepsini yüzde çarpacak kadar şarkı sözü yazar. Yazmıştır da, yazmaya da devam eder. Bazıları böyledir. Bazı böyle, mesela örnek veriyorum, Ayşel Gürel vardı. Vefat etti. Diyorlar ki evine gittiğin zaman salonu adım atacak yer yokmuş Yasin. Belki bilirsin onu. O kadar çok şarkı sözü var, kimsenin haberi yok. Evet, kızım bahsetmişti biraz bundan. Yazarmış atarmış, yazarmış atarmış, böyle yani. Ve o parçalar, evet, neler neler oldu. Şimdi dolayısıyla kaldı ki memleketi, ya dünyadan bahsediyor, Türkiye'den bahsetmiyorum. Memleketi memleket yapan, bugün insanlığı bu noktaya getiren çok ama çok nettir. Sanattır, edebiyattır.
başka da hiçbir şey değildir. Diyor. Ne ideolojidir? Bak bunu bir devrimci Marksist olarak söylüyorum. Ne ideolojidir? Ne efendim sınıfların tarihidir? Ne efendim teknolojinin kendisidir? Hiçbirisi değildir. Hikaye bunların temelinde sanat vardır, edebiyat vardır. Bu ne demek? Hayal gücü vardır, yazı vardır. Tabii ki. Kendi söylediği şeyle kendi dediği tutmuyor. Şimdi diyeceksin ki ne alakası var? Hayır, kendini o noktaya getiren bile yani o ideolojiyi, o düzeni kuran antik Yunan'dan bugüne kadar ya bir önceki program, senden önce yaptığımız program aslında bunu konuşuyorduk işte. Doğrudan demokrasiyi konuşuyorduk. Bu yayından sonra yayınlanacak. Onun da edit olacak. Bu yayından bizim konuşmamız sonrasında yayınlanacak. Orada mesela konuştuk. Ezgi Hoca ile konuştuk. Mesela konuşmada şöyle bir şey var. Antik Yunan'da doğrudan demokrasinin uygulandığı bir bölge. E şimdi burada neler yapılıyordu? Bir sanat vardı, bir de felsefe vardı. Bunun üstünden gidiyordu bu olay. Ve Antik Yunan'da doğrudan yani demokrasinin tam anlamıyla başladığı yerlerin ilk başında yer alıyor. Sanat, edebiyat yine aynı şekilde karşımızda duruyor. Yani kendinin orada iktidarda olmasını sağlayan şey bile aslında Sezen Aksu'nun orada sanatını yapması. Yani anlatabiliyor muyum? Yani, tabii ben şimdi yeni işte 20 yıldır ülkeyi yöneten insanlar var. Evet. Mesela onlarla ilgili bu olayın en başında şimdi çocuklar, şeyler, gençler ya kendim de çok yaşım yok ama 35 yaşındayım. Hani insanların şeyi bilmemesi çok enteresan geliyor bana zaten. Ya şiir okuduğu için hapse düştüğü, sonra şiir kaseti yayınlandı. Evet. Bu şarkı burada bitmez. Hatta bayağı hit oldu. Evet. Adına şiirler yazıldı. Yani bir sürü şair var işte yani o şeyin içerisinde şair diye adlandırdılar. Ondan sonra kendi camialarında diyelim. Yani bir sürü şiirler yazıldı. Ya sanatla iç içesin. Ya bu ülkenin ben şu 20 yılı kastetmiyorum tamamında. Bu antik Yunan'dan belki o dönemden bu yana. İnsanların bu sanatla olan kavgası bitmedi. Bu sanatı her zaman iki gıy gıy, işte iki tın tın, iki bilmem ne. Ben elime gitar aldığım zaman ya iki tıngırdat. Ya kardeşim ben o iki tıngırdatmayı 16 yıldır, 20 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır çalışıyorum. 40 yıldır elinden gitarı düşünmeyen, bağlamasını düşürmeyen insanlar var. Şimdi bunu söyleyen maalesef insanlar da, sözünü ballak isim ek yapayım. Bunu söyleyen insanlar da, şimdi biz kapitalizmde yaşıyoruz. Kapitalist bir düzen var değil mi? Kapitalist düzende özellikle YouTube gibi mecralarda bu daha çok sanala taşındı ama bizim şu anda yaptığımız bile bu. Ama aynı zamanda profesyonel destekler de alıyorlar çeşitli konularda. İşte makyajından tut abi nedir emlakçılığa, satışına, yok efendim gitar çalmasına vesaire. Bir sürü yani milyonlarca dalda milyarlarca video var. Şimdi bu içeriklerde bunu söyleyen insanlar açıp da o videoyu izledikleri kişi var ya, o içeriği yapan kişi var ya, neyi sattığını zannediyor acaba? Neyse yani birdenbire vahiy yoluyla abi pazarlamada uzman oldum. Gökyüzünden iniyor böyle Zeus gibi. Öyle mi zannediyorlar? Ya insanlar birikimini satar. Zaten kapitalizm böyle döner. Her zaman böyledir. Nedir tabii bu? Ki. Yani şeyde bile böyle sanalı boş ver. Hadi geçtim sanalı. Sen bankacılık yapıyordun. Bankacılık yaparken mesela oradaki sahnede ne yapıyordun? Kendi iş deneyimini oradaki bilgisayara aktarıyordun değil mi? Yani teknik olarak öyle yani. Ben ne yapıyordum? Ben de aynı şekilde. Ben de mesela işte edebi olarak bildiklerimi bilgisayardan insanlara anlatıyorum. Bundan para kazanmaya çalışıyorum vesaire. Şimdi dolayısıyla bunu söyleyen insanlar da bundan yararlanıyor. E kardeşim o zaman dönüp sormazlar mı? Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Böyle soru mu sorulur diye. Peki. Ya inançların temelinde de zaten bu var. Ya şimdi mesela yanlış anlaşılmasın. Yani bu şey değil. Hani millete buradan şey yapmaya çalışmıyorum tabii ki. Bir sürü işte ölenin arkasından yedisini yaparlar. Bunlar adettir tabii ki. Şeyi tartışması başkalarına bırakıyorum. Yedisi yapılır, kırkı yapılır vesaire. Mevlid-i Şerif okunur. Mevlid-i Şerif nedir? Şiirdir. Öyle. Yani Kur'an bu arada için. Kur'an bu arada dönemin edebiyatıdır. Ya evet, kendileri yani, din kültürü
Ve ahlak bilgisi dersinde ne anlatıyorlar abi? Şeyde anlatırlar, bilirsin Yasin. Yani gayet iyi bilirsin hem de. Şeyde Mekke'de hacın olduğu yerde, Kabe'de yani, Kabe'nin çevresine şiir yarışmaları düzenlenir. Oraya da çakarlarmış çiviyle. Çünkü o dönemler depo olarak kullanılıyor orası. Ambar olarak kullanılıyor. Yani meyve sebzeyi orada kışın tutuyorlar. Onun çevresinde şiir yarışmaları düzenlenir ve bu şiir yarışmalarında ya da makale yarışmalarında oraya çakıyorlar kazananı. Ya da abi Zebur, Tevrat'tan bahsetmiyorum, Zebur'dan bahsediyorum. Zebur, sözlü edebiyat. Aslında sözlü edebiyatın yazılı haline çevirmişler. Efsaneler var. Efsaneleri ne zannediyor bu insanlar? Acaba ne zannediyorlar? Gerçekten ya da kahvede arkadaşıyla geçen bir muhabbeti, ondan sonra bir macerayı diyeyim. Ya da herhangi bir macera bile olmasın. Tırnak içerisinde argo kullanarak, ille de küfür olmasına gerek yok. Argo deyince hemen akla küfür gelir. Hayır. Sokak ağzıyla, konuşmayla yaptığı zaman acaba o muhabbetin ne olduğunu zannediyorlar? Ya bu sözlü edebiyattır ya. Yaşar Kemal ömrünü Toros Dağları'nda niye çürüttü? Niye yaptı bunu? Sarı Defterdekiler kitabı vardır. Meşhurdur. Ne yazıyor orada? Orada işte oradaki sözlü edebiyat var. Bu dinlerin işte efendim aramızdaki sosyal ilişkilerin ya da ne bileyim işte bak bu işte hep tüm bütün bu muhabbetlerden bahsediyorum. Dünyayı var eden her şey. Bak yine geldik edebiyata. Çünkü insan sosyal varlıktır. Konuş ya, insanı boş ver. Bütün canlılar öyledir. Bak Yasin çok tabii çarpıcı bir ya. Şey anlatayım. Çok diyeceksin ki ağacın ne şey olacak kardeşim? İnsan mesela bazen öyle düşünür. Palmiye ağacı abi kuzenimin evinin önünde yaşanan şey. Mersin'de yaşıyor. Site bölgesi. Kurak bölge olduğu için demişler ki palmiye ağacı dikelim buraya. Bir tane dikmişler. Ağacı ne yapmışlar, etmişler. Bir türlü şey olmuyor, yeşermiyor. Demişler ki ya ne yapacağız? Abi onu araştırıyorlar, bunu araştırıyorlar. Yok. Neyse en sonunda kuzenler ne yapıyorlar? Diyorlar ki Mersin'de bu işi iyi bilen bir adam var. Gidelim ona bir soralım. Gerçekten adam pirmiş bu konuda. Gidiyorlar soruyorlar. Demiş ki çevresinde demiş ağaç var mı onun? Demişler yok. Demiş ki 50 metre ötesine bir tane daha palmiye dikin. 50 metre ötesine. Ne alaka demişler. Birbirleriyle konuşurlar demiş. Ah nasıl yani? Demiş görürsünüz. Dikmişler Yasin. İnanılmaz bir yeşerme biliyor musun? İkisi de nasıl yeşermiş palmiyeler. Ve şu anda bilimsel olarak Anadolu'daki bile bütün ağaçların birbirleriyle bağlantı halinde olduğunu bilimsel olarak ispatladı. Bu sadece Anadolu zaten, için. Zaten son çıkan Manavgat, Antalya bölgesinde işte Marmaris'te çıkan yangınlarda özellikle dediler. Yani buralara, bu alanlara tekrar ağaç dikimi yapmayın. Yani yandı, evet tamam. Temizlik yapıldıktan sonra bırakın kendi hallerinde onlar yeşerecek. Zaten şeyi bozuyorsunuz siz yaparak. Yani o ilişkiyi bozuyorsunuz diyorlar. Evet. Yani bunu bilim adamları söyledi işte, yazın internette bir sürü var. Şimdi yani, dolayısıyla da bunu sadece bir ağaç için bile konuşuyorsak, kaldı ki insanı düşün yani. Ya sosyalleştiği tabii. Andan itibaren bu zaten böyledir. İnsan niye anlatır? İnsan niye anlatır abi? Çünkü ölmek istemez. Bildiklerini hep tecrübelerini aktarır. Böylelikle ölmeyeceğini düşünür. Zaten atalarımızın sürekli olarak diğerlerine tecrübelerini aktarmasının sebebi o. Bu bir noktadan sonra sosyalleşmeyi doğurdu. Başka çaresi yoktu çünkü. Tek başına yaşayamıyor, mümkün değil. Diğer canlılar gibi değil ki. Aradaki fark şu, diğer canlıların sert kendini savunabileceği bir sürü organı var. Bir sürü. Dikeni var, işte efendim gagası var. Kanadı var, kuyruğu var, pençesi var, o var, bu var. Ondan sonra kasları daha gelişmiş vesaire. Ama insanın böyle bir şey yok. Peki ne yapması lazım? Bildiği tecrübeleri başkasına aktarıyor dolayısıyla. Bu aslında içgüdüsel bir şey. Bu neyi doğuruyor? Yazmayı doğurdu. Bu ne? Çünkü ölümsüzlüğün getirdiği şeyler. Ölümsüzlüğü doğurdu. Ölümsüzlük de ne oldu? Yazmayı doğurdu. Yazma neyi doğurdu? Hayal gücü sanatın gelişmesine sebebiyet verdi. Yani dolayısıyla sanata karşı çıkmak demek kendi şeyine, metabolizmana karşı çıkmak. Ya sen kalbine diyorsun ki niye atıyorsun lan? Seni bıçaklarım. Allah Allah. Ulan o da diyor çok umurumda diyor ya, o da ya. Sanat insan ilişkilerinin temelini oluşturuyor. Bana göre
senin şu an girdiğin ya elindeki para. Evet. Ya kağıt parçası bile bir sanat eseri. Öyle. Aynen öyle. Yani öyle. Tamam. Belki başka tariflerde yanlıştır. Kullandığın cep telefonu bir sanat eseri. Bunu tasarlayan mühendis sanat tarihi de okuyor. Öyle. Yani bunu tasarlayan mühendis sanatla iş işe yaşıyor. Ve evlerin şekli abi, oturduğumuz ev, şu bilgisayarın şekli, işte mikrofonun. Ya şey derler ya, sese işte su, buz kristalleri oluşurken işte sese maruz bırakılıyor. Müzik işte şu notaya maruz bırakılırsa, müziğe maruz bırakılırsa çok farklı bir şekil alıyor. Ya sesle terapi var ya. Madem bu kadar sesle terapi var, sanatla terapi var. Osmanlı döneminde yapılmış sanat Edirne'de, terapisi. Edirne'de burada işte Edirne'de var. İkinci Beyazıt Külliyesi. Yani külliyenin içinde düşün yani. Evet. Ha işin komik tarafı da mitolojiyi bilmeyenler gelmişler burada edebiyat parçalıyorlar. Ya dini ya işte, kendisinde var zaten. Abi ben çok net bir şey söyleyeceğim. Konu geldi diye söylüyorum. Adem'le Havva niye kovuldu abi? Adem'le Havva cennetten mitolojiye göre konuşuyor. Ve dine göre. Niye kovuldu abi? Biz aslında cezalı yeryüzüne inmemizin sebebi ne abi? Soru çok net. Yani, evet. Dünyanın en ağır İslamcısı bile olsan bunu zaten biliyorsun. O zaman abi derdin ne senin? Ne satmaya çalışıyorsun? Bize? Derdinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz aslında da. Şimdi bizi dinleyenler de çok iyi biliyor. Ama biz tabii konudan kopmayalım. Bunu anlatmaya tabii ki anlatmaya ya, hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Hiç gerek görüyorsunuz. Yok. Yani. Şırıl şırıl. Aynen öyle. Yani o kadar böyle materyalist şeylere, materyal yani onlar diye bir şey yapmak istemiyorum. Onlar bizler böyle ayrımlara girmek istemiyorum ama ya o kafa yapısında bakılan şey hep böyle bir kadın, erkek, haram, namus, tövbe. Başka bir şey yok. Yani sokaktaki insan, ya canlı insan, varlık, ya bu dünyanın üzerindeki bütün insanlar, ya hiçbiri tek başına bu dünyaya gelmedi. Tek başına bu dünyada var olmadı. Öyle. Hepsi bir insan ilişkisinin ürünü. Evet. Ürün diyorum öyle yani. Öyle. Kediye bakarsan aynı, köpeğe bakarsan aynı. Daha henüz yani laboratuvar ortamında yaratılan bir varlık yok yani. Yasin'cim, üç çocuk sonra beşe çıkarttılar sayıyı. Yok beş çocuk bilmem ne falan filan edebiyatı yapıyor. Sonra kadınların gayet doğum için gerekli olan yumurtalarıyla alakalı bu petle ilgili onun abuk subuk yasaklar koydular falan böyle. Saçma sapan utanmalar şeyler artistlikler falan. Ya abi ya ben, madem ben öyle çocuk isteme. Ediyorum. Hayır bir de tutarlı ol bari. Hani madem öyle çocuk ben isteme. Ben şunu merak ediyorum. Bir market sahibisi rafa pet alırken siyah poşet kullanın yazıyorsun. Senin annen seni bu dünyaya nasıl getirdi birader? Ya bir sor kendine ya. Ya bu kadar gerizekalı olamazsın. Ya. Bu kadar aptal olamazsın. Olursun abi. Einstein'ın dediği gibi aptallığın sınırı yok diyor. Zekanın vardır diyor, aptallığın sınırı yoktur diyor. Olursun. Doğru. Evet. Yani. Evet. Sınırı yok, bizi sevgi kurtaracak deyip konuyu bağlayıp kapatalım diyorum. Evet dostlar, teşekkür ederiz. Biraz biliyoruz bu soğuk günlerde biraz boş yaptık. Ama gönlünüz ısınsın. En azından akrabalık mümkünse, ilişkilerine girmedik. İmkanınız varsa bir çay doldurun. İmkanınız varsa bir kahve için. Biliyorum pahalılık çok hat safhada. Hepimiz hesaplıyoruz. Hepimiz hesap kitap içindeyiz hatta. Şu günlerde ben hatta işimi kaybettim ama... Önümüz açık, ardımıza bakarsak ileriyi göremeyiz. O yüzden sevgiden umutluyum ben, sevgiden yana. O zaman sevgiyle kalın efendim. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.